Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet, yeni bir güne başlıyoruz. Bugün 14 Aralık, Çarşamba. Hem haftanın hem de yılın son ayının ortasına geldik. Evet, artık yavaş yavaş geri sayıma başlayacağız böyle 2023'e doğru. Umarım güzel günler bizi bekliyordur ve güzel de bir çarşamba umarım geçirirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bugün saat 11.45'e kadar ay boşlukta olacak Aslan Burcu'nda. Dolayısıyla da herhangi bir konuda ilerlemekte zorlanabiliriz. Bir işe konsantrasyonumuz eksik olabilir, yarım kalabilir, böyle biraz boşlukta hissedebiliriz. Hatta canımız bir şey yapmak da istemeyebilir. Eğer yapmak istemiyorsa boş verin. Bugün öğle saatlerine kadar biraz daha normal, rutin, işte keyfinize göre davranın açıkçası, öyle söyleyelim. 11.45'ten sonra Ay Başak Burcu'na geçecek. Otomatik olarak zaten bizi herhangi bir konuda harekete geçirecektir. Merak etmeyin. Başak dediğimiz zaman dip, köşe, nerede ne işimiz varsa hepsini anında planlarız. Eksiksiz şekilde denkten yerine getirmek için çabalarız. Dolayısıyla günün ilk yarısında böyle kaygı ve endişeler yaşarsanız hiç dert etmeyin sevgili dostlar. Ve bunun yanı sıra tabii ki ay artık toprak grubuna geçeceği için öğleden sonraki saatlerde ve önümüzdeki 2,5 gün de toprak grubunda olacak. Hayatımızda biraz daha önceliğimiz sağlığımız olacak. Sağlığımızla ilgili daha yakın takipte olacağız. Mesela biraz daha iyileşmeyi hızlandıracak yeni çareler arayabiliriz. Tedavi yöntemleri arayabiliriz. Belki işte sevdiklerimizden herhangi bir şey duyacağız. Aa dur ben işte şunu da yapayım, eğer işte şu doktora gideyim, eğer şu tahlili yaptırayım gibi bir sürü çareler aslına bakarsanız veya doktorların size yaptığı tetkiklerin sonuçları ya da diyelim gelebilir. Yani bugün çarşamba ve perşembe günü daha çok genel rutin sağlığımız gündemimizde olacak. Ve onun yanı sıra da tabii ki genel böyle günlük hayatımızda süren işler daha çok hedeflerimizde olacaktır. En yakınımızdaki her şeyi daha düzenli, daha tertipli olmasını isteyeceğiz. En sıradan, en basiti mesela oturduğumuz masanın çevresi, işte evimiz, işimiz vesaire gibi. Dediğim gibi biraz daha konsantrasyonu yüksek günler olacak. Çünkü Merkür de toprak grubunda, yani ayın başağın yönetici gezegeni. Dolayısıyla daha verimli bir hafta sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sevgili dostlar, şimdi bugün 19.09'da Güneş ve Neptün bir karesi gerçekleşiyor. Tabii ki gün boyu etkili. Sağlık demişken hemen buraya bir virgül koymak istiyorum. Biraz da açmak istiyorum orayı. Sağlıkla ilgili tabii ki daha ciddi boyutlarda mesela ilgilenebiliriz. Genel toplumsal konular için de geçerlidir. Ve arkadaşlar, dikkatimizi dağıtacak, İşte odağımızı değiştirecek, biraz zihinsel dağınıklıklar olabilir veya farklı konular gelişebilir ve bizim yapmak istediklerimize odaklanmamızı zorlaştıracak konular da gelişebilir. Neptün ve Güneş'in tabii ki biraz daha dikkat dağınıklığı daha ciddi sorunlara yol açabilir. O yüzden temkinli olmakta fayda var açıkçası. 22 derece değişken grup burçlar arasında gerçekleşeceği için Balık, İkizler, Yay ve Başak daha da bir temkinli olsunlar. Güneş, Neptün gerçekten kafayı ciddi karıştırır, ciddi dağıtır. Neptün etkileri sürüyor. Sürmeye de devam edecek bu arada. Tekrar bilginiz olsun. Evet, onun yanı sıra akşam saatlerinde çok güzel bir açımız var. Venüs devreye giriyor. Saat 22.31'den itibaren Ay ve Venüs'ün arasında oluşacak üçgen açıyla birlikte güzel, keyifli bir çarşamba akşamı geçirebilirsiniz. Gerçekten eğlenceli de olabilir, verimli görüşme ve sonuçlanmalar olabilir. Uzun vadede bazı şeyleri konuşabiliriz mesela, sevdiklerimizle planlayabiliriz. Gerçekten Venüs'ün ve Ay'ın tabii toprak elementinde olması hem daha kararlı yapacak bizi ve de biraz daha kalıcılığını isteyeceğiz gündemdeki gelişen konularda. Dolayısıyla da bize uymayan veya bize hitap etmeyen veya işte bizi birazcık daha böyle oyalayacakmış gibi duran veya görünen işler, konular için biraz uzaklaşabiliriz o alandan. Bugünün bizim için önemli olabilecek
işlerimizi düzenlemek için fayda sağlayacak saatlerimizin ilki 12.51-13.39 saatler arasında. Güzel öğle saatlerine denk gelmesi bence çok huzur verici olabilir. Diğer saatim 18.53-20.04 aralığında akşam saatlerine denk geliyor. Harika bir, keyifli bir akşam, keyifli bir sohbet ortamı mesela oluşabilir, gelişebilir hayatımızda. Çocuklar, aşk, flörtlerle ilgili konular, biraz daha özel hayatımızı ilgilendiren konular mesela ve diğer saatim 13.15-04.27 aralığında gerçekleşecek gece saatlerine denk geliyor. Sevgili dostlar, önemli işlerimiz için daha keyifli geçirmek istediğimiz bazı zamanlarımız varsa işte bu saatleri kullanabilirsiniz. Bilhassa sevdiklerinizle paylaşmak için diyorum ve yarın yine görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.